Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılışı güzel bir şeyle yapalım istiyorum arkadaşlar. com'un katkılarıyla sizlerin de desteğiyle çok şükür 23.000'e ulaştık. Ve 23.000 abone hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kadıköy Sokak takipçilerinin hepsine selamlar olsun. Elinize yüreğinize sağlık nice 23.000'lere inşallah. Tabi 23.000'e yakışır bir video ile açılış yapmak isterdim. Mesela bir kap videosu sunmak isterdim. Ama kaptan daha önemli bir video sunacağım sizlere şimdi. UEFA yeni Financial Fair Play uygulamasını duyurdum. Şimdi sosyal medyayı çok gezdim, tozdum, baktım, ettim. Kim ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş, şu ne demiş, şu ne yapmış, o ne yapmış, bu ne yapmış. İnanın birçok kişi kafa karıştırmak dışında hiçbir şey yapmamış. Şimdi ben size detay anlatacağım. Öncelikle UEFA 2022 Haziran'dan itibaren Kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'ini harcayabileceğini açıkladı. Bakın. Kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'i. Bu cümlenin üstünde niye duruyorum? Elde ettiği gelir ne demek? Her türlü. Her türlü. Şimdi UEFA Junior Komitesi İsviçre'nin Lyon kentinde toplam Yeni UEFA kulüp lisanslama ve finansal sürdürülebilirlik kurallarını düzenlemeye gitti. UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 Haziran'dan itibaren kulüplerin elde ettiği gelirlerin yetmişine Bakınız transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri Yani toplam gelirin %70'ini bunlara harcayabileceği açıklandı. Kafanıza şu soru geliyordur. Ya hocam bizim gelirimiz taş çatlasın 1 milyardır. Fenerbahçe'nin geliri. ya Taş çatlasın 1 milyardır. Hani Feneri bilmem yayın havuzudur falan. Yani bunun %70'i 700 milyon liradır. Hani Euro kuru hani 16 üzerinden hesaplasan 35-40-40-40-42 civarında bir para. Hani oyuncu maaşı desen e, bon servis desen menajer ücret desen hocam biz bu paraya yetişemeyiz diyeceksiniz eminim. Şimdi kulüplerin bu yeni kurala uyum sağlaması için 3 yıl içinde kademeli geçişin sağlanacağı duyuruldu. Yani kulüp Kurallara uymayacak kulüplere yine ekonomik sportif cezaları verilecek. Ancak UEFA'nın 2010'da uygulamaya koyduğu ilk finansal düzenlemeler işe yaradı. Avrupa futbolu finansal anlamda uçurumun eşiğinden döndü. Kulüplerin yönetiminde devrim gibi yenilikler oldu. Ancak yine de yeni finansal sürdürülebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. UEFA kulüplerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için bu yeni önlemleri almak zorunda kaldı. Bu düzenlemeler oyunu korumamıza ve gelecekteki olası krizlerle Krizlere hazırlanmamıza yardımcı olurken, rasyonel yatırımları teşvik edip daha fazlasını inşa etmemize yardımcı olacak. Oyunun gelecekte de sürdürülebilir olması için bu karar almamız gerekiyor. Şimdi bakın, burada önemli olan şey şu. Ben şimdi detaylara giriyorum. Şimdi ödeme gücü için vadesi geçmiş borçların olmaması. Yani futbol kulüplerine, çalışanlara, vergi dairelerine, UEFA'ya bu borcu olmayacak. Yani eski futbolcudan borç çıkmayacak. Kontroller 3 ayda bir gerçekleştirilecek ve geç ödeme yapanlara daha az tolerans gösterilecek. Burada da yırttık. Kabul edilebilir sapma 3 yılda 30 milyon eurodan 60 milyon euroya yükseldi. Ha işte detay buradan. 3 yıl boyunca 60 milyon euro sapabilirsin. Hiçbir sıkıntı değil. Yalnız işlemlerin gerçeğe uygun değerini sağlama, ee, şartıyla. Mesela Galatasaray hatırlarsanız 10 bin dolar göstermişti şeyi menajer ücretine. Bu olmayacak. Bu olursa öttürürüm sizi diyor. Ee, şimdi en büyük yenilik oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleriyle ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyetinin getirilmesi olacak. Yani ücretler, transferler, menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70 ile sınırlandırılacak. Ve değerlendirmeler zamanla yapılacak. Ee, durum bu. Peki hocam benim kafam karıştı. Sen bize bunun mealini anlat. Sen bize bunu kısaca bir anlat. Şimdi Fenerbahçe'ye yararı mı oldu, zararı mı oldu? Financial fair play genişledi. Yararı oldu bir. Ee, kulüpler gelirlerinin yüzde %70'ini harcayabilecek. Bu kesinleşti iki. Son 3 yılda bütçe satması 60 milyon euroya çıkarıldı. 3 yani atıyorum Fenerbahçe yaz döneminde ne yaptı? Yıllık ücretlerin toplamı 30 milyon euro. 20 milyon euro da bon servisi harcadı. 50 milyon euro. 5 de menajer harcasın. 55. Hadi 5 daha bon servisi harcasın. 60 milyon euro. 60 milyon euro. 60 kere 16 desen 960 milyon TL yapar. Fenerbahçe zaten 60 milyon euro yapabilir. Hiçbir sıkıntı değil. Gelir 1 milyon lira, 1 milyarın üstünde. Diyelim ki yok. Gelirimiz 700 milyon lira ama 960 çıktı bizim maaş. Arkadaşlar 260 milyon TL. Bir sonraki dönem. Bir sonraki dönem. Yani 3 senenin toplamı 60 milyon euroyu geçmediğimizde bizim için sıkıntı yok. Bu bir. Ödemelerin geç yapılması ortadan kaldırılacak. 3 ayda bir kontrol. Ve 3 yıla yayılacak. Yani hemen bu sene işte 250 milyon lira zarar ettik. Seneye çöksün. Yok. Bitti. Ve... Bizim ceza yememizi beklediğimiz olay şuydu. Biz bir önceki dönemden yemeği bekliyorduk ama şükür orayı da kurtulduk. Anlaştık. Atlamamanız gereken tek o nokta şu. Önceden sattığın oyuncu değeri kadar transfer yaptırılabiliyordu. Mesela 70 milyonluk sattın 70 alabiliyordun. Artık bu bitti. Kulüp geliri. Bakın kulüp geliri. Misal şurada Avis yazıyor. Bu kulüp geliridir. Fenerbahçe token bu kulüp gelirdir. Fenerbahçe YouTube katıl. Bu kulüp gelirdir. Bu yüzden diyorum size bizim gelirimiz 1 milyarın üstünde diye. Ve şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ali Koç transfer mi yapmak istiyor? İşte Lövev gücümüz yetmiyor. Şuna gücümüz yetmiyor. Buna gücümüz yetmiyor. Sponsorluk bitti. Ülker ailesi. Ne bileyim Ferit Şahenk. Hadi şimdi eli taşın altına koyma zamanı. Bakın arkadaşlar. Ali Koç'un şu andan itibaren vereceği sponsorluk direkt hanemize bonus yazılacak. Artık Financial Fair Play bahanesi kalmadı. TFF limitlerini de düzenlemeye gidecekler muhtemelen. Emin olun. Şimdi bir taliskadır, bir şudur budur çok konuşulduğu için söylüyorum. Artık bunların hiçbiri hayal değil. Hocam biz nasıl öderiz, nasıl yaparız? artık arkadaşım alıp parlatabileceğim futbolcuların hiçbiri hayal değil. Yani alıp satacağım futbolcuların hiçbiri hayır, hayal değil. Ve şimdi sahne Ali Koç'un. Şimdi Löv mesela. Fenerbahçe Löv'le anlaştı diyelim getirebilirsin artık. Artık 10 milyon euro da verebilirsin, 5 milyon euro da verebilirsin. Artı sözleşmesi boşa çıkacak futbolcular. Buyurun, getirebilirsin. Yok hocam, ben bir yerde gördüm işte artık Ali Koç hiç kimseyi alamaz, bir kişi bile alamaz. Bizim 50 milyon euro gelirimiz var. %70 35 yapar. Antrenör, teknik heyet, maaş, vergi, algı biz hiçbir şey alamazmışız. Bu doğru değil. Bu doğru değil arkadaşlar. Siz kulübün gelirini az bu saymayın az bu saymayın. Ha bu arada Taliska demişken ya <laughs> kusura bakmayın. Ben tam görmedim ama Ahmet Ercanlar sanırım Taliska'yı bize yazmış. Ben görmedim. Görmediğim için Ahmet Ercanlar demene bir mantığı yok. Ama ben dün size söyledim. Taliska ile ilgili hiçbir ilgimiz yok dedim. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir ilgimiz yok dedim. Ama bugün Taliska kendi açıklama yapmış ve MHYB yazdırmış ekrana demiş ki hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız. Birkaç yıl daha Al Nassr'da devam edeceğim. Burada tarih yazmak istiyorum demiş. Arkadaşlar bakın. Hatırlayın. Löv bitti diyen kişilerin Fonseca geliyor. Roger Schmidt'le sezon sonu görüşülecek dediğini hatırlayın. Bunları unutmayın. Mesut Özil'de sorun yok den denmişti en son hani kulübe yakın kaynaklar. Bir hafta sonra kadro oluşu kaldı anlatabiliyor muyum? E şimdi mesela Mesut Özil hocam 2-3 hafta daha af beklenmiyormuş falan filan. Arkadaşlar ligin bitimine kaç maç kaldığının farkında mısınız? Tahmin edin kaç maç kaldı? 7 maç kaldı. Ligin bitimine 7 maç kaldı. 7 maç. Hatta Süper Lig yazalım. Fenerbahçe'nin Süper Lig dışında yani hangi bir kul var da mücadele etmeyeceğini bildiğimiz için söylüyorum. Ee, bu arada Trabzon maçı cumartesi ertelenmiş. Cumadan ee, sebep şikemike şu bu falan filan değil saçma sapan düşüncelerden bir çıkın. Trabzon'da göz gözü görmüyormuş yavaştan, sesten, şundan bundan. Yani insanlar gerçekten tuhaf. Neyse. 10 Nisan pazar sonrasında Fenerbahçe'nin maçlarından bahsediyorum. 16 Nisan cumartesi. Sonra 29 Nisan Orada niye ara var ya? Nisan'da niye ara var? 16 Ha pardon özür dilerim. 22 Nisan Rize ile Cuma günü. Sonrasında 29 Nisan yine Cuma günü Gaziantep'le. Sonrasında bakın Beştaş'ta muhtemelen 8 Mayıs olur pazar günü. Muhtemelen 8 Mayıs pazar günü. Sonrasında muhtemelen 15 Mayıs pazar günü Karagümrük'te. Ve son hafta 22 Mayıs. Yani arkadaşlar yani değerli arkadaşlar 15 yaklaşık 45 gün kaldı ligin bitimine. Ligin bitimine yaklaşık 45 gün kaldı. Yani 2-3 hafta diyen arkadaşlara geçiniz. Ben Mesut Özil'in artık bu dönemin bittiği konusunda hem fikir olmanızı düşünüyorum. Peki hocam, sence gelsin İsmail Kartal mı devam etsin? Çok güzel bir e, açıklama gördüm. O açıklamayı okuyayım. O açıklama diyor ki takımın sorunu mental. Evet İsmail Kartal iyi gitsin deniliyor, kalsın deniliyor. Kabul. Lafım yok. Ama bizim sıkıntımız iyi gidiş değil ki. Bizim sıkıntımız şampiyonluk stresinde en ufak zorlukta takımı ayakta tutabilecek hoca. Trabzon'a gittin, hakem hakkımızı yedi, şöyle böyle darmadağın oldun. Yiyebilirdi, hakem hakkını da yiyebilir. Yanlış da görebilir. Yanlış da görebilir. Hatırlayın Fenerbahçe'nin bir maçında var çalışmadı mesela. Allah'tan gol mol bir şey olmadı da kimsenin diline düşmedik. Şimdi şike krizleri, şike skandalları bir bir ortaya çıkıyor. Erman Toroğlu yine bir şeyler söylemiş. Şu şike yaptı, bu şike yaptı. Kanıtlarıyla açıklıyorum diye. Kimse üstüne düşmez. Ama Fenerbahçeli bir isim olsaydı o şimdi kimler görevdeydi? Bakın ben şunu söyleyeceğim. Cümle çok doğru. Fenerbahçe'nin sonu şampiyonluk yolunda takım ayakta tutacak hocam. Küme düşme riskli senenin sonunda bile Fenerbahçe iyi oynayıp bir ivme yakalayıp 6. bitirdi. Geçen senenin sonunda 10 maçta sanırım 7 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet aldı Fenerbahçe. Ya bu sene de durum aynı. Fenerbahçe'nin durumu hani uçurumdan düştükten sonra şampiyonluk stresinden kurtulduktan sonraki durum değil ki Fenerbahçe'nin stresi bu. Fenerbahçe'nin stresi şampiyonu. O yüzden İsmail Kartal falan filan deme Mustafa Hocam. Direkt löv de diyor. Yani financial fair play kalktı. Löv hayırlı olsun de diyor. Yani. Güzel de başlık oldu ya. Yani FFP kalktı. Löv hayırlı olsun. Artık geri dönüş yok hatta onu da söyleyeyim. Artık kesinlikle geri dönüş yok. Artık Ali Koç financial fair play falan filan. En büyük tepki benden alır. Ama merak etmeyin. Ee, çok çok iyi. Hocam lig tescil edilecek mi? Arkadaşlar bakın yeni yeni kanıtlar da ortaya çıkıyor. Benim dünkü argümanlarıma e, kıyasen. Yeni Malatya Spor'da Münir Çoayır sözleşmesini feshetmiş ve takımdan ayrılmış. Bon servisi Dijon'da 23 yaşındaki sol kanat. Bu sezon 27 maçta 4 gol 4 asist. E, çalımlı adam geçme konusunda da lig lideriymiş. 107 kez yapmış. Düşünün en yakın rakibi Kerem Aktürkoğlu 71 kezmiş. Yani düşünün. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa ettiğini açıklamış. Yani küme düşme kesinlikle var. Kesinlikle lig tescil edilecek. Şu bu yok. Hocam Ali Koç olmazsa Saadettin Saran olsun diyordunuz. Ben size söyledim Saadettin Saran o kadar hayallerinizi süslemesin diye. Bak bugün Üm İt Özat'la birlikte bir şey paylaşmış. kaptan ee, maptan falan filan diye. Yani durum bu arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası. Bu arada derbi maçını da yönetecek hakem falan belirlenmiş Atilla Kara olan Galatasaray bölgesi hakemlerinden ee, bakalım muhtemelen adil olsun diye. yani Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor Galatasaray'da eksik çok hakemle tamamlayalım diye bunu seçmişler. Ama hakem makem şu bu değil. Çıkacaksınız yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Kazanacaksınız. Başka çareniz yok. Başka çareniz yok arkadaş. Arkadaşlar Kesinlikle başlıkla dediğim gibi financial fair play. Kalktı löv hayırlı olsun artık geri dönüş yok. Peki hocam Nisan'da görüşme var diyordun. O neciydi? O biz normalde şu anda ceza yememiz lazım. Bizim şu anda ceza yememiz lazım. Sebep şu. Son 4 senede biz kurallara uyduk. Fakat 4 senenin öncesinde kurallara uyulmadığı için UEFA'da pandemi sürecini bir klasöre sıkıştırdığı için sıkıntı vardı. O sıkıntıyı da çözdük sayılır. Yani Öncekilerden ceza yemeyeceğiz. Merak etmeniz gereken soru şu hocam yine kadro kısıtlaması olacak mı? Yine 22 kişi falan kadro mu olacak? Yine 19 kişi işte 4 tane genç falan filan mı olacak? Kadro kısıtlamasını kaldırmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. O da inşallah kalkacak. Yani Fenerbahçe inşallah dolu dizgin gidecek. Ve önümüzdeki senelerde de Fenerbahçe'nin dolu dizgin gitmesi daha da iyiye doğru gidecek. Kesinlikle söylüyorum. Israrla söylüyorum. Defaatle söylüyorum. Defalarca söylüyorum. Yineliyorum, tekrar ediyorum. Öyle 30 milyon euro falan filan. Fenerbahçe'nin sırf kendi geliri yani sponsor geliri, Fenerium geliri bilmem tribin geliri, şu geliri, bu geliri, yayıncı kuruluş geliri sırf bunlar 1 milyar TL'nin üstünde. Fenerbahçe token'ın falan gelirlerini hesap edin. YouTube katılın. Ya YouTube katılın. Aylık 3 milyon TL falan olduğunu söylüyorlar. En az gelirin sırf keş geliri. Ya yılda 36 yapar. Hadi 40 de. Hadi 50 milyon lira Sırf 50 milyon lira olan. Ya Feneryum'un sırf keş geliri bir 250 de olsun 300. Yayıncı kuruluştan da bir 250 alsam 550. Tireven geliriydi, göğüs sponsoruydu, oydu buydu, carttı curttu. Rahat zaten biri geçiyor arkadaşlar. Bunları siz hesaplayın bana gerek yok. Artı futbolcu satışları da olacak. Ya bir Allah yarı 5.5'a sat. Bir Ahmet'i şunu bunu sat. 20 milyon euro getir. Az buz değil arkadaşlar. 20 milyon euro bugün. Yani 20 milyon euro. Ben dün dedim ki Göztepe işte nokta işte 1.1.5'a futbolcu satmış dedim. Küçük kulüpler için bu çok önemli dedim. Arkadaşım biraz mı Göztepe küçük kulüp değildir. Ya financial, finansal durumuna bakıyorsun. Ligdeki sıralamasına bakıyorsun. Kastettiğimiz bu. Ya bir buçuk milyon euro çok büyük para. Çok büyük para. Antalya Fernando'yu getirmiş. 225 bin euroya getirmiş yarım sezonda. Bugün Fenerbahçe'yi falan gelecek olsa uça zıplaya alırsın. Bakalım alabilecek miyiz? Görüşmek üzere.